Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle plak oyunda senaryoları oynamaya devam ediyorum. Zaten çok az bir senaryomuz kaldı. Ultimate Board Games isimli senaryoyu da oynayacağım. Ama öncesinde diğer senaryoları bitirmek istiyorum arkadaşlar. Korsan salgını senaryosunu oynuyorum. Korsan salgını senaryosundaki farklılığı ben size şu şekilde anlatmaya çalışayım. Gemi ile ulaşım daha az arkadaşlar. Gemi ile ulaşım daha az olduğu için özellikle Grönland'da hastalığı bulaştırması çok zor. Ben hastalığı virüsün çok zor modunda oynayacağım. Rastgele bir isim seçiyorum kendime. Genlerimi hızlıca gösteriyorum. Metabolik sıçrama. Seyahat genlerinde su bonusunu seçiyorum. Çünkü zaten gemilerimiz çok az olacak. Yetenek maliyetlerini arttırmayan geni seçiyorum. Üçüncü kutucukta, dördüncü kutucukta Darwinci genini seçiyorum. Beşte de artık burada niye seçtim çok önemli olmasa da şöyle bir bakıyorum. Ekstremofil genini seçebilirim arkadaşlar. Bu senaryoda bu volkanik kül senaryosu oynamıştık. Onunla benzer mantık arkadaşlar. Volkanik kül senaryosunda uçaklar çok azdı. Bu senaryoda da gemiler çok az. Gemiler çok az olduğu için özellikle Grönland'da gemi seferi çok az sayıda olduğu için Grönland'da hastalığı bulaştırması ekstra zor arkadaşlar. Öncelikle belirtiler kısmından deri lezyonlarına kadar olan bölümleri açacağız. Sonrasında yayılma kısmından hava yolu ve su yolu ile bulaşma kısmını yükselteceğiz. Zaten bunları sırası geldiğinde ben size tek tek gösteririm. Ama dediğimiz gibi bu oyunda, yani dediğim gibi bu oyunda ben şizofren değiliz gibi oldu. Neyse. Bu oyunda Grönland'da hastalığı bulaştırması gerçekten zor. O yüzden erken aşamada hastalığın mümkün olduğunca bulaşma seviyesini yükseltmeye çalışıyorum. Uykusuzluk belirtisi mutasyona uğradı. Çok da aşırı önemli bir mutasyon değil. Şu aşamada eğer ölü doku belirtisi mutasyona uğrarsa bir tek onu geriye alırım. Onun dışında da herhangi bir mutasyonu geriye almayı düşünmüyorum. Şimdi su ile bulaşı bir seviye yükselttim ben. Yani çok az sayıda gemi de olsa şu an ben Grönland'da hastalığın bulaştırma ihtimalini mümkün olduğunca arttırmaya çalışıyorum. Bakın gördüğünüz gibi oyun başından beri neredeyse Grönland'ı takip edin. Grönland'a hiç gemi gitmedi. Ama inanıyorum Grönland'a gemi ulaştırabileceğiz arkadaşlar ve büyük ihtimalle siz bu videoyu izliyorsanız ulaştırmışızdır da. Şimdi yayılma kısmından suyu iki seviyeye çıkartıyorum. Dediğim gibi senaryo olarak volkanik kül senaryosunun tersi gibi düşünebilirsiniz. Onda uçak seferleri çok azdı. Bunda da yani gemi seferleri çok az. Bakın gördüğünüz gibi mesela uçak belirtisini yükseltir yükseltmez hemen başka ülkelere yayılmalar başladı. Bu arada ölü doku belirtisi mutasyona uğradı. Hemen onu geriye alıyorum. Hızlıca DNA puanlarımız gelmeye başladı. Soğuk direncini iki seviyeye çıkartıyorum çünkü Grönland'a hastalığı bulaştırmak gerçekten zor olacak arkadaşlar. İlaç direncini bir seviye yükseltiyorum. Biliyorsunuz ilaç direncini iki seviye yapmadan Kanada'da, Amerika'da, Grönland'da hastalığı yayması çok zor. Ama öncesinde havayı iki seviye yükseltiyorum. Burada ekstrem bir aerosol kombosunu açıyorum. Artık yayılma kısmıyla bir işim kalmadı benim arkadaşlar. Mümkün olduğunca yetenekler kısmından hastalığın özelliklerini geliştirmeye çalışacağım. Öncelikle ilaç direnci, sonrasında da genetik karışıklığı. Öksürük belirtisi mutasyon oldu. Güzel, benim için hastalığın bulaştırıcılığını arttıran bir özellik. Çok güzel DNA puanı geldi. Hemen bu DNA puanlarını harcayalım. İlaç direncini 2 seviye yaptım. Genetik sertleşmeyi de 2 seviye yaptım. Tedavinin daha yavaş ilerleyebilmesi için. Hastalık İzlanda'ya da bulaştı. Gayet güzel.
Yani dediğim gibi şu an bakalım Fas, Grönland ve İsveç kalmış. İsveç'le Fas'a bulaştırmak çok zor. Olmayacak arkadaşlar derken Grönland'a da bulaştı. Yani oyunun başından beri Grönland, Grönland diyorum ama inanın gerçekten Grönland'a bulaştırması çok zor. Artık Grönland'a bulaştığı için çok rahat olabilirim. Viral istikrarsızlığı hemen 3 seviyeye yükseltiyorum. Artık hastalığımı ölümcül yapmaya başlayacak genleri açabilirim arkadaşlar. Zaten Fas ve İsveç'in, hatta Fas'a da bulaşmış İsveç'in hastalık bulaşmama gibi bir ihtimali şu aşamada söz konusu değil. Zaten ben bunları konuşurken bulaştı bile. Ölü dokuyu bir seviye yükselttim. Nöbetleri bir seviye, daha doğrusu nöbetleri açtım. Tedavi hızının yavaş ilerlemesi için ishali açtım. Hastalığın hızlı bir şekilde bulaşabilmesi için. Şu an tedavi hızı yaklaşık %30, %40'larda. Hemorajik şok belirtisi mutasyona uğradı. O da gayet güzel. Ölümcüllüğü arttıracak bir gen. Benim için bu arada güzel diyorum arkadaşlar ama yani oyun için diyorum. İnanın aslında çok ürkütücü bir oyun. Ama bu oyun hiçbir zaman gerçek hayatta yani gerçekleşemeyecek kadar ütopik bir oyun. Yani o yüzden rahat rahat oynayabiliyorum. Hele bu günümüzde koronavirüs salgını varken, pandemisi varken oyun daha da bir anlam kazanan bir oyun. Ama dediğim gibi ben oyunun birazcık oyun kısmındayım. Umarım işte duyar kasan arkadaşlarım olmaz. Çünkü zaten ben kendim bir sağlıkçıyım diyorum. Bunu da yani yine araya dipnot olarak düşeyim. Bu arada organ yetmezliği özelliğinde açıyorum. Artık yani gayet güzel bir puanla oyunu bitirebiliriz diye düşünüyorum. Elindeki DNA puanlarını harcıyorum. Mümkün olduğunca çok belirti açmaya çalışıyorum. Koma zaten kendi kendine burada mutasyona uğradı. Belirtiler kısmından işte felci de açıp tedavi hızını biraz daha düşürebilirim. Bu şekilde oyunu kazanmış olduk arkadaşlar. Korsan yani senaryolarda korsanlı kısımda bu şekildeydi. Merak edenleriniz varsa gemi seferleri daha az. Size istatistikleri gösterip oyunu sonlandırıyorum. Zaten toplam skorda alabileceğimiz maksimum o yıldız değil de yıldızdan bir sonraki altıgen almışız onu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.